Evet, tabii tabii. Çektiğiniz programın kanalınıza yayınlanmasını ben de çok isterim. Tamam, ben Eylül Hanım'la konuşurum. Röportaj için ikna etmeye çalışırım. Ama söz veremem. Peki. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güzel oldu bu iş. Buyurun. Günaydın. Gelebilir miyim? Tabii, tabii. Nazlı Hanım, buyurun oturun. Gece telefonda mesajınızı görünce acil konuşmamız lazım diye sabah erkenden geleyim dedim. Evet. Konuşmamız gerekiyor. Bir problem mi var? Yani bir problem diyemeyiz belki ama bir pürüz. Ne demek o? Size yaptığım teklif için yönetim kurulundan da onay almam gerekiyor. Bunu bildirmek istedim. Yönetim kurulundan mı? Evet. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Çok aceleci davranmayın şimdilik. Biraz zaman alabilir. İkna süreci yani. Siz niye fikrinizi değiştirdiniz? Çünkü daha önce yaptığımız konuşmada bana bu sıkıntılardan hiç bahsetmemiştiniz. Son dönemde yaşanan yapısal değişiklikler diyelim. Sonuçta hepimiz kurumsal bir markanın altındayız. Dedim ya, tek başıma karar merci değilim. Attığım her adımda kurulun da onayı gerek. Ama ben Ali Asaf'ın bu şeye hayır diyeceğini hiç sanmıyorum. Yani bence bir sıkıntı çıkmayacaktır. Keşke o kadar kolay olsam. Ne demek şimdi bu? Hastanemizin en büyük ortağı ne yazık ki Ali Asaf değil. Eylül Erdem. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Tamam o zaman. Size iyi çalışmalar Sinan Bey.